Evet. Gaziantep, Urfa ve Ankara'da çok yoğun yaşanıyor. Özellikle bu illerde yaşanmasının sebebini neye bağlıyorsunuz hocam? Valla şöyle, iller arası dolaşım serbest. Evet. Şimdi buna birçok etken oldu. Birincisi şu oldu. Özellikle İstanbul bu işin merkeziyken Anadolu'ya bu iş İstanbul'dan giden insanlar tarafından yayıldı. Şimdi artık merkez bir tane değil. Sadece İstanbul değil. Ankara var, Konya var, işte Gaziantep var, Diyarbakır var. Bir sürü böyle virüsün yoğun olduğu iller var. Hı hı. Şimdi bunların gidişinde biz herhangi bir kontrol uygulamıyoruz. Bir kısıtlama yok ve buradan giden insanlar başka yerlere virüsü götürüyorlar. Doğru. Şimdi onun için de yani ben mutlaka bunun kontrol altına alınması gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Ve bir de toplanmalar çok arttı. İşte düğün törenleri, nişan törenleri, hı hı, cenazeler, askere uğurlama törenleri, sanki işte bitmiş dini geçmiş törenler ya da geçmek üzereymiş gibi bir rahatlama geldi. Zannedersem yazın etkisiyle de bu biraz maalesef olmuş olabilir. Bir grupta böyle bir şey var. Neden olduğunu bilmediğimiz bir şekilde ve anlamadığımız bir şekilde. Valla şöyle söyleyeyim, orada en büyük yanılgı şu. Bir grup insan bu başlarına gelen felaketi, yani işte işleri yürümüyor, kepenk kapatıyorlar, işte işçi ise kazancı azalıyor. Bütün bunların sorumlusu olarak tedbirleri düşünüyor. Hı hı, hı hı. Halbuki olayın bu noktaya gelmesinin nedeni tam tersine tedbirlerin az olması ve halkın da bunlara az uyması. Böyle olunca mesela siz işte binler civarında tespit ettiğiniz vaka var ki şu anda bakanlığın kendi açıkladığı tarama çalışmasına göre, yani Sağlık Bakanı 10.000'de 26 pozitiflik bulduk dedi. Bunu Türkiye nüfusuyla çarptığınız zaman 215 bin ediyor. 215 bin tane belirtisi, çoğunun belirtisi olmayan ama virüsü bulaştırabilecek potansiyele sahip, yani aktif vaka olan insan dolaşıyor evet, aramızda. Evet, evet. Şimdi böyle olunca siz tedbirleri kaldırıyorsunuz ama halk işte mağazaya gitmeye korkuyor, kuaföre gitmeye, hı-hı, korkuyor, otele gitmeye korkuyor. Ekonomi canlanmıyor istediğimiz evet, gibi. Evet. Bir de sanki biz bunu artık yaşamaya alışmalıyız psikolojisi de sanki biraz oluştu insanlar üzerine. Ama şu tabloya baktığımızda özellikle Türkiye haritasında, evet, Güneydoğu Anadolu bölgeye doğru indiğimizde ne kadar artış olduğunu, mesela Ege tarafında da, batı tarafında da hani daha az yani görülüyor. Yani oralarda da artacak. Yani ne yapacak şöyle, hocam? Oralarda da artacak. Ha. Çünkü bakın, bu insanlar hiçbir tedbiri olmadan dolaşıyor. Mesela yarın orada azalmaya başlayacak. Bu sefer başka bir bölgeye gidecek. Bir insanlar yığılacak. Dolaşıyor. Geziyor. Yani tabii, insanlar o virüsü aslında taşıyor. Çünkü virüs kendi taşıyor. Kendine ne uçabilir ne yürüyebilir, tamamen insan aracılığıyla gidiyor. Evet, doğru. Şimdi Taşıyan biz bu biziz. Kadar bu şehirler arası dolaşımı başıboş bırakırsak, hı-hı, önlememiz mümkün değil. Evet. Böyle dolanmaya devam edecek tabii, aslında. Tabii. Mart-Nisan ayları gibi hocam, hatırlıyorum sizin de sohbetlerimizde de. İşte hep hava ısındığı zaman bu virüs gidecek ihtimali hep kafamızda vardı. Şimdi o zaman biraz panik olmalı mıyız? Havalar soğumaya başlıyor. Sonbahar kapıda ve artı üzerinde bir de influenza virüsünün olduğu bir, evet, mevsim ve döneme de giriyoruz. Bu ikisi çakışırsa ne olur? Hatırlarsanız o zaman da ben böyle bir ihtimal olmadığını, hı-hı, çünkü pandeminin mevsimi olmayacağını, evet, söylüyordum ama maalesef bazı bilim insanları, devletleri de yanılttılar. Onlar da biraz, devletler de biraz o bilim adamlarının o görüşlerine güvenerek erken normalleştiler. Yani yazın nasıl olsa vakalar azalacak diye deyip Haziran başında işte bu iş bitiyor söylemlerine biraz da inanıp, sadece biz değil, ülkelerin çoğu Haziran başından itibaren normalleşmeye başladı. Ama maalesef işte o gerçek çıktı ortaya. Yani evet, bu konuşan arkadaşlarımızın bir tecrübesi olmadığı için salgında, onlar işte bu bir soğuk adapte virüs, o yüzden yaz gelince azalır dediler. Halbuki pandeminin özelliği odur. Evet. Solunum yoluyla bulaşır. Yani bir insanın ağzından burnundan çıkar, böyle bir saniye bile geçmeden öbür insanın ağzından burnundan girer. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.